Türkiye 71 yıldır NATO üyesi. Amerika Sözde Savunma Teşkilatı NATO'yu kullanarak Nabıldina'dan Nemesis'e, Millennium Challenge'dan Çelik Şövalye 2023'e birçok tatbikatta hedefe Türkiye'yi koydu. Tatbikatlarda canlandırılan intikam senaryolarıyla Türkiye düşmanlığı defalarca gözler önüne serildi. Tarih 2 Ekim 1992. NATO kararlılık tatbikatında Türk donanmasına ait TCG Muavvenet muhbiri Amerikan USS Saratoga uçak gemisinden atılan füzelerle vuruldu. Yarbay Levent Kudret Güngör'le birlikte 5 denizci şehit oldu. Gemi kullanılamaz hale geldi. Amerika geminin yanlışlıkla vurulduğunu açıkladı. Saldırı eğitimsizlik ve disiplinsizlik olarak reddedilerek üstü kapatıldı. Tarih 24 Temmuz 2002. Türk Silahlı Kuvvetleri ordusu Irak'ın kuzeyindeki kukla devlet girişimine darbe vurmuş ve iç cephedeki irtica faaliyetlerine karşı mücadele bayrağı açmıştı. Amerikan planlarına karşı açıkça hamle yapan Türkiye'ye bir gözdağı verilmesi gerekiyordu. Buna karşı bin yılın meydan okuması yapılmalıydı. Tatbikatın adı da buna göre seçildi. Millennium Challenge. Yeni bin yılın meydan okuması tatbikatı 24 Temmuz'da Lozan Anlaşması'nın yıl dönümüne denk getirildi. 22 gün süren bir tatbikata Türkiye hariç tüm NATO ülkeleri davet edildi. Tatbikatta hedef ülke iki kıtada toprağı bulunan ve önemli su yollarını tutan bir ülkeydi. Yani Türkiye. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO Türkiye için tehdittir. Ne tarafı olursa olsun NATO'nun genişlemesi Türkiye üzerindeki tehditleri ağırlaştırır. Yunanistan ve adalar yıllardır Amerika'nın öncülüğünde diğer bazı NATO ülkelerinin de katkılarıyla silahlandırılıyor. Dede Ağaç'tan başlayarak Kavala, Selanik, Larissa, Girit, Güney Kıbrıs'la bütün Ege ve Doğu Akdeniz'de Amerikan üsleri var. Doğu Akdeniz'de Amerika, İsrail ve Yunanistan Türkiye'ye karşı Nabıldina ve Nemesis tatbikatlarını her yıl tekrarlıyorlar. Namluları Türkiye'ye çevirerek tehdit ettikleri ülkenin de Türkiye olduğunu açıkça ortaya koyuyorlar. 2022 yılında Hellenic Army Tank Challenge tatbikatıyla Amerika ve Yunanistan sınırımızdan 50 kilometre ötede tanklarını yarıştırdı. 2023 yılına gelindiğinde ise Amerika Türkiye'ye karşı adalar üzerinden yeni bir kışkırtma denemesi daha yaptı. Amerikan donanmasıyla deniz piyadeleri Kaliforniya'da Çelik Şövalye 2023 tatbikatı düzenledi. 10 bin personelin katıldığı tatbikatta adalara amfibi harekat icra edildi, dar geçitlerin savunması yapıldı. Biz NATO ile savaşan bir ülkeyiz. 15-16 Temmuz gecesi Ankara, İstanbul meydanlarında NATO ile savaştık. Tam bu süreci yakından takip eden Vatan Partisi en net stratejiyi ortaya koyan parti oldu. Türkiye'nin bir an önce NATO'dan çıkması için büyük bir eylem başlatıldı. Yurt genelinde NATO'dan çıkalım eylemleri yapıldı. NATO'dan çıkalım, tam bağımsız Türkiye! Türkiye kesinlikle NATO'dan çıkmak durumundadır ve Türkiye güvenlik stratejisini de Amerika ve İsrail'den gelen tehditlere karşı kurmak durumundadır. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de Türkiye'deki NATO üslerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçmesi için defalarca kez çağrı yaptı. Türkiye'nin geleceğini kurması, bağımsız, başı dik bir şekilde yaşaması NATO zincirlerini kırmasıyla mümkün. Bağımsız, üreten Türkiye'nin önemli birinci şartıdır. Fatih! NATO!